Yeniden her gece yiyoruz elhamdülillah. Ne büyük nimet, ne büyük lezzet, ne büyük şeref. Allah bunun kadrini, kıymetini idrak edenlerden etsin. Amin. Ya bak kardeş biraz evvel İhlas Risalesi'ni okudu. Vallahi titredim yani. İhlassızlık çok tehlikeli bir şey. Teveccühü nas çok tehlikeli. Ben gittim başka kardeşlerimiz ders yapsın diye ama gelip buldular bizi. İlla biz de kıramadık tabi ne yapalım. El emru fevkal edep. Emir diyor edebin fevkindedir. Bir kaide. Evet kardeşler, üçüncü mektup. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin alihi ve ashabihi ecmain. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. O malum talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır. Hamisen, yani beşincisi mektuptan bazı şeyler. Bir mektupta buradaki istirahatıma, hissiyatıma, hissedar olmak arzusunu yazmıştın. İşte binden birini işit. Mektup yazıyor üstadımıza, üstadım senin oradaki hissiyatından diyor, ben de diyor istifade etmek istiyorum. Oradaki durumun nedir? Bir gece 100 tabakalık irtifada dik bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Üstadımız hep böyle yüksek yerlerde duruyor. Kendisi çok yüksek olduğu için nerede bir yükseklik varsa oraya çıkıyor. Orada bir taş varsa o taşın da üstüne çıkıyor. Nerede en yüksek mevki varsa oraya çıkıyor. Çünkü öyle diyor başka bir yerde. Ben çok bağırıyorum diyor. Zira 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Yani caminin minaresi değil, asrın minaresi. Asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni, görünüşte medeni. Fakat dinde lakayt, dinle alakası hiç yok. Ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyor. Burası cami işte. Cami demek cemaatin olduğu yer demektir. Onun için üstadımız asrın minaresinin başında olduğu için her gittiği yerde de en yüksek yere çıkıyor. İşte bu da Barlat şeyde Çam Dağı'nda bir gece 100 tabakalık irtifada bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakîm'in فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ kaseminde ulvi bir nur-i i'caz ve parlak bir sırr-ı belagat gördüm. Rabbimiz burada yıldızlara yemin ediyor. Evet. Seyyar yıldızlara ve istitar ve intişarlarına, evet seyyar yıldızlara ve istitar ve intişarlarına, istitar yani tesettürleniyorlar bazen, bazen meydana çıkıyorlar. Gündüz o yıldızları biz göremiyoruz. Tesettür oluyor yani güneşin ışığı onları kapatıyor. Gecede intişar ediyor, görünüyorlar. Evet seyyar yıldızlara ve istitar ve intişarlarına işaret eden şu ayet gayet âli bir nakş-ı sanat ve âli bir levha-i ibret nazar-ı temaşaya gösteriyoruz. Evet, şu seyyareler kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar. Evet, şu seyyareler kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar. Güneş gidince onun ışığından çıkıp kendilerini göstermeye başlıyorlar. Güneşin ışığı onları bize göstermiyor. Yıldızlar gündüz de var ama güneş o kadar ışıklı ki onların ışığı bize gelmiyor. Biz göremiyoruz onların ışığı. Evet şu seyyareler kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar. Sabit yıldızlar dairesine girerek semada yeni yeni nakışları ve sanatları gösteriyorlar. Bunlar gezegen yıldızlar. Bazı sabit yıldızlar var. Bazıları da gezegen dolaşıyor.
bazen kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazen küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar. Parlak yıldızlar, bakıyorsun küçük yıldızlar arasına giriyor. O artık orada seçiliyor, çoban yıldızı diyoruz, sabah yıldızı diyoruz, Süreyya yıldızı diyoruz, parlak bunlar. Diğer küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar. Hususiyle bu mevsimde akşamdan sonra ufukta zühre yıldızı ve fecirden evvel, sabahtan evvel diğer parlak bir arkadaşı gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Üstadımız nasıl bak, biz kitabı zor okuyoruz. Bu kainatı okuyor. Semayı bir yaprak gibi okuyorlar. Nerede ne ayetler var, nerede ne güzellikler var. Onları Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor. Zaten onları orada okuyor. Hem Kur'an'ı okuyor hem de onları okuyor. Kur'an da zaten bize kardeşler, kainattaki bütün her şeyi bize Kur'an anlatıyor. Ders veriyor. Ondan sonra da imtihanını da burada yapıyor. Mesela diyor ki ze min beyni fersin ve demin levenen harsan. Kan ve gübre arasından halis bir süt size gönderiyorum diyor Rabbimiz Kur'an'da. İnek de ondan diyor. Doğru diyor. Bakın sıkıyorsun memeni, süt akıyor. Bir şiş soksan ne akar? Kan akar. Bak Kur'an söylüyor, o da orada ispat ediyor. Kur'an'ın sözüne tasdik getiriyor, şahit. Burada dersini veriyor, orada da imtihan ediyor. Ondan sonra hocamız bizi imtihan ediyor. Kalk bakayım evladım, sütü kim yaptı? Cevap inek yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. İşaretlersen sınıfı geçersin. Neden? Kitapta öyle diyor. Hani imtihandan çıkınca çocuklar... Acaba kaçta kaçını yaptım, yapamadım diye kitaplara bakıyorlar. Çıktıktan sonra, ha şunu yapmışım diyor. Bunu da yapmışım, bunu da yapmışım, bunu da yapmışım. Aynen öyle. Rabbimiz Kur'an'da dersini veriyor, orada da imtihanı gösteriyor. Ve evha rabbuke ile nahl ediyor. Arıya ben vahiy ediyorum diyor. Size diyor şifa olan o balı, şifa ünlin nas, insanlara şifa olan balı ben size o zehirli sinekle gönderiyorum diyor. Kur'an'da dersini veriyor. Bak arılar da orada vız 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 diyorlar, geliyorlar. O göz kovanda ballar böyle. Şimdi öğretmen tekrar intihar ediyor. Balı kim yaptı? Cevap arı yaptı. Balı kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Balı kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Balı kim yaptı? Allah yarattı. İşaret dedim mi? Sınıfı geçersin. Öyle değil mi? Maşallah. 2 kere 2 4. İster çarp ister topla. Hiçbir sındık buna karşı bir şey söyleyemez. Genişti, genleşti, evrimleşti, dönüştü bilmem ne. Bunlar hep oyalamacadır yani. Oyalamaca. Yani millete laf kalabalığı. Efendim evrim var. Evrim. Her şey evrimdir. Bana gidiyorsun. Her şey evrimdir. Ben de öldürdüm. Sen de evrimi kabul etmiyor musun yoksa? Kabul etmem mi yaptın? Evrimi ben kabul ederim ama bir evren çeviren var yani öyle. Kendi kendine hiçbir şey evrilmezse devrilmez de. Şimdi bu şey nasıl? Mesela bir ekmek alıyoruz bak fırında. Bu ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Köylü aldı avucuna buğdayı, elini evirdi çevirdi, toprağa serpti. Sonra toprağın altının üstüne çevirdi. Ondan sonra gitti geldi tırmıkladı düzeltti. Sonra ekinler göğdü sarardı gitti onları delirdi. Harmana götürdü, evirdi, çevirdi. Eskiden döver bir şey yok, harmanlar yapardı. Ondan sonra buğdayla samanı birbirine ezdi. Sonra onu bir yığın yaptı, topladı. Aldı eline yapayı, şöyle bir evirdi elini, tak buğdaylar bu tarafa, saman bu tarafa. Buğday bu tarafa evriliyor, saman bu tarafa devriliyor. Ondan sonra buğdayından samanını ayırdı. Ondan sonra aldı buğdayı, değirmene götürdü. Attı taşların arasına, evirdi, çevirdi, devirdi, un haline getirdi.
Sonra eleklere koydu, emirdi, çevirdi, emirdi, çevirdi. Efendim onundan kepeğini ayırdı. Sonra fırına götürdü, bastı suyu üstüne, emirdi, devirdi, çevirdi. Hamur haline getirdi. Sonra parçalara böldü, fırına attı. Altı kızarınca üstü çevirdi. Ulan Sıntık, bundan daha açık bir şey olabilir mi? Bunu görmem için kör olmak lazım. İşte bu kadar. Bu kadar. Ama işte bunlara cevap verecekler çıkmadığı için bunlar meydanı boş bulmuşlar. Meydanı boş bulmuşlar. Ama Bediüzzaman ne diyor? Sizin en dinsiz feylesoflarınızı hayvandan aşağı düşürmüş. Tabiat dedikniz muhkem kalalarınızı siyru zeber etmişim diyor. Bitirmiş işler. Tabiat hesabesiyle işlerini bitirmiş. Senelerden beri tabiat, tabiat, tabiat. Bizim çocukluğumuzda tabiat vardı. Şimdi doğa çıktı. Doğa, doğa, doğa. Birkaç sene sonra gene değiştirdiler. Neden bakıyorlar tutmadı millet? Gene değişti başka bir şey. O yeni gelen nesil onunla oyalanıyor. İşte böyle. Bizim çocukluğumuzda İmdad-ı Sıhhiye var, yazardı bu. Ambulans var ya. İmdad-ı Sıhhiye. Yani sıhhata medet veren. Ondan sonra Arapça diye bu değiştirdi. Can kurtaran yaptılar. Can da kurtulmuyor, ölüyor adam arabada. Bu sefer ambulans yazılar. Millet anlamasın hiç olmasa yalanı. Ambulans gibi bir şey. Yani milletten bunlar böyle alay etmişler. Bir de şimdi üstadımız da bize ecdadımızdan bağırıyor. O unuttuğumuz kelimeleri, hakikatini burada yazıyor. Şimdi geliyor bir kardeşimiz. Ya abi çok güzel bunlar ama diyor, anlayamıyoruz diyor. Geçen gün İsmit'teyiz, derste bir genç geldi. Daha yetsem de geldi, derse gelmiş. Abi dedi, güzel bunlar ama bunlar güncelleştirilse daha iyi değil mi? Daha septe gelmiş. Dedim siz ne kadardır biliyorsunuz? Bu gece septe geldim. İlk olarak yaptım maşallah. Adım ne Hüseyin Hüseyin'cim dedim. Birkaç gün daha gelirsen böyle demezsin artık. Bu gece böyle diyorsun da. Sonra da buradaki hakikatler yer açıktır. Mesela bir yerde diyor ki iki adam hem devlerine hem başlarına ağır yükler yüklenip bir sefineye bilet alıp bindiler. Anladın mı bunu? Anladım diyor. Bir tanesini anlamadım. Nedir o sefine? İki adam hem başlarına hem bellerine ağır yükler yüklenip bir sefineye bilet alıp bindiler. Bindiler. Biner binmez birisi yükünü gemiye bırakıp üstünde oturur. Neymiş sefine? Gemiyi zaten biliyorduk değil mi? Şimdi ne öğrendik burada? Sefineyi öğrendik. Biz buraya öğrenmeye gidiyoruz kardeşim. Git gel Konya 6 saat. Biz öğrenmeye gidiyoruz ya. Biz öğrenciyiz, talebeyiz. Sefineyi öğrendik. Çünkü Kur'an'da sefinetün geçiyor. Sefinetün olarak geçiyor. Elhamdülillah. İşte bunlarla her gece biz böyle şarj oluyoruz, deşarj oluyoruz. İmanımızı takviye ediyoruz, patlatıyoruz. Gündüz yara alıyoruz, geliyoruz gece burada tedavi oluyoruz. Başka çaresi yok, ne yapalım? Dışarıda çapraz ateş var. Evet. Şimdi şu hünnes, künnes tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi, şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi. Şu anda biz gemideyiz kardeş. Gemi gidiyor şimdi. 108 bin kilometre hızla gidiyoruz şimdi. Yani bu bina yarın burada değil ha. Bakma binayla beraber gittiğimiz için hep aynı yerde sanatıyorsun. Yani Eyüp, Ali Beyköy yarın aynı yerde değil mi? Başka yerde. Gidiyor ya. Dönerek gidiyoruz. Ya bir insan gemide dışarıya bakmadıktan sonra geminin yürüdüğünü göremez. Odasını hep aynı yerde zanneder. Ama o gemi efendim şeye uğruyor, Mersin'e uğruyor, oradan geçiyor, Anamur'a uğruyor, oradan geçiyor, bilmem İtalya'ya gidiyor. Bütün denizleri dolaşıyor ama sen içeride senin odan aynı. Ceketin aynı yerde asılı görünüyor. Pamuçların da aynı yerde ama gemin aynı yerde değil. Ya işte mesela işte bunu diyeceksin. Adam böyle hayret ettireceksin. Kardeşim gidiyoruz. Nereye? 108 bin kilometre gidiyoruz. Gidiyoruz. Öyle mi ya gidiyoruz mu sayın? Yoksa ben öyle gibi yazın çocuklar. Dünyanızı bir çeşitli iş yapar. Kendi etrafında dönmekle gezegündüz meydana gelir. Güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Tamam.
yazdılar. Hiçbir şey öğrenmediler. Kuru bir malumat. Malumat, marifet değil. Marifet başka, malumat başka. Ya. Malumat bu, malumat. Gel bakalım Ahmet. Dünya denince ne geliyor aklına evladım? Ne geliyor hocam? Oğlum ne geliyor? Dünya denince ne geliyor? Hayat geliyor hocam. Başka? Yaşam geliyor işte. Başka oğlum? Yok, kültür yok, sıfır. Yok mu onun başka bir şey aklına gelmiyor? Gelmiyor hocam. Börek deyince ne geliyor? Yenecek bir şey geliyor. Ceket deyince yiyecek bir şey. Su deyince içecek bir şey. Oğlum dünya deyince ne geliyor aklına? Hocam işte yaşam geliyor. Oğlum dağlar, denizler, sahralar, efendim çöller, nehirler, ağaçlar, kayalar, hayvanlar, insanların hepsinin toplandığı bir yer dünya değil mi? Evet hocam dünya. Bu dünya dönüyor mu oğlum? Dönüyor. Peki nasıl dönüyor? Dönüyor hocam kitapta yaşıyor. Gözleri var mı evladım dünyanın? Yok hocam. Aklı var mı? Yok. Kaptanı var mı? Yok. Şoförü var mı? Yok. Pilotu var mı? Yok. Peki nasıl döner be evladım dünya böyle döner? Döner hocam döner diyorlar. Dönmez oğlum. Döner hocam. Oğlum dönmez dünya. Hocam döner. Oğlum dönmez. Döndürülür. Hah barıştı. Evet hocam döndürülür. Kim döndürüyor? Bak çocuk başladı anlama. Marifete geçti. Döndürülür evladım. Bak bu dünyayı döndüren sensin. Kudret, ilim, irade sahibi, sahibimiz var bize. O döndürüyor. Öyle bir döndürüyor ki bizim evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Başımız dönmüyor. Bak yüzlerce kat bina yapılmış, dönmüyor. Biz suyu bardağın içinde tutuyoruz. Cenab-ı Allah bardağın dışında tutuyor. Döndürüyor. Dönüyor demek kolay da o dönüyoryu tasavvur etme insana lezzet veriyor. Allah Allah. Gidiyoruz şimdi ha. Gidiyoruz. Sahiden gidiyoruz mu? Sahiden gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Nerede? Feza denizinde. Kimin kumandasında? Rabbimizin kumandasında gidiyoruz. Vah be. Yaşasın İslam. En büyük cemaat bizim cemaat. Evet. Günnes, günnes tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi. Deniyorlar mı feza gemisi? Birer tayyare suretinde kemal-i intizamla döndüren ve seyru seyahat ettiren zatın haşmet-i rububiyetini ve şaşa-i saltanat-ı uluhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyor. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küre-i arz kadar bir cesamette, bin defa küre-i arzımızdan daha büyük tayyareler var. Yıldızlar var, gezegenler var. Ve bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden sürattedir. Bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden sürattedir. Dünyadan daha süratli. Saatten 144 bin kilometre. Ya 108 bin kilometre gidiyor. Bu 144 bin kilometre hesabını yaptık. Bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden süratledir. Öyle gezegenler, yıldızlar var semada. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek, böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Kimin misafiriyiz? Allah'ın misafiriyiz. Neyle besliyor bizi Allah'ımız? Balla, sütle, yumurtayla, muzla, elmayla, kavunla, karpuzla, fıstıkla, fındıkla, kestaneyle, portakalla, elmayla, muzla, sütle, saymakla bitmez. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha diyor. Benim nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsınız. Saymakla bitiremezsiniz. Gülün kokusu bir nimet olduğu gibi burnumuzun da koku alması bir nimettir. Neyse bir kokuyor ama ne güzel de kokturuluyor bak. Bunu da düşüneceksin. Ya ne tatlı kavunmuş, ne tatlı kavun ama sür suratına bakalım.
Tadı var mı? Yok. Ağzına götürülecek. Demek kavun bir nimet olduğu gibi bu ondan daha büyük nimet. İşte bunlar burada, burada bunlar konuşulabiliyor, anlaşılabiliyor. Bir üniversitede, bir derste efendim bunlar anlatmıyorlar. Anlatmaları lazım vazifeleri ama korkudan onlar anlatamıyorlar. Biz şimdi bunu anlatırsak diyor. Bize babası derler, gelişi derler, işte devletin temelini, insanını şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki işe diyecekleri yok da o korku sinmiş üstümüz. Böyle bir kabus gibi çökmüş. Diyecektim vallahi diyemedim. De! De kardeşim de! Doğruyu mezardan mı söyleyeceksin? De! Geçen gün baktım iki tane polis, selamun aleyküm dedim. Diğer soracaktı. Merhaba dedim. Dedim evvela aleyküm selam de bakayım. Aleyküm selam. Ha, selamun aleyküm karşılığı dedim aleyküm selam. Merhaba değil. Sen Müslümansın. İşte sana selam diyoruz Müslüman olduğun için. Kusura bakma abi dedim. Öğrendim. Selamun aleyküm. Selam. Bunu bile unutturmuşlar. Neden? İşte bunlar şeair-i İslamiye, sarık, cemaat, efendim ezan, cuma, kamet. Bunlar hep şeair-i İslamiye. Bunları birer 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 unutturmuşlar. Bizim çocukluğumuzda ezan okunmuyordu. Ezan okumak yasaktı. Uydurma bir ezan vardı. Onunla herkes idare ettiriyordu. Ama ondan sonra esas ezan vardı. Başladı 50 senesinden sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diye minarelerde dinlemeye başladı. O da üstadımızın hizmetiyle 1925'te üstad başladı bu hizmete, başladı nurları yazmaya. Tabi üstada hücum ettiler, zulm ettiler, oradan aldılar, oraya sürdüler, oradan aldılar, oraya sürdüler. Ama işte başımdaki diyor saçlarım adedince başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli zındıkaya eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş, ehli zındıkaya kestiğim silah etmeyecektir ve kutsi davasından vazgeçmeyecektir. Sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım diyor. Siz üstadınızın o cesaretiyle, o şecaatıyla, o feragatıyla, o ihlasıyla, o hizmetiyle biz de buradayız şimdi Allah'ın lütfuyla. Yoksa herkes susmuş, pusmuş, ağzını bantlamış, kalemini kırmış, Eşref Edip'in dediği gibi biz diyor ağzımızı bantladık, kalemimizi kırdık, kuşeyi uzdetimize çekildik diyor. Hiç. Cansız cenazeler gibi böyle diyor müteharrik bir halde diyor duruyoruz diyor. Bir tek kişi haykırıyordu o zaman. İşte Kur'an da onu zaten teyit ediyor. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِكْ فَمِنْهُمْ شَقِيْهُ وَسَعِيدٍ Sadakallahu lazım. İsmen işaret ediyor. O gün geldiği zaman diyor hiçbir kimse kendi nefsinden tekellüm edemez. İlla bir izni. Ancak diyor benim izin verdiklerim konuşur. Benimhüm şakiyün ve said. İki kişi konuşmuş. Biri şaki, biri said. İki kişi. Öbür herkes susmuş. Kim o şaki? Bulursunuz. Şaki yol kesenler. Eşkıya şak diye yolu kesiyor. Dinin yolunu kesiyor. Kur'an'ın yolunu kesiyor efendim. Teşekkürün yolunu kesiyor. Ezanın yolunu kesiyor. Kimse işte. Öyle kardeşler. Dava çok büyük bir dava. Bir kişiyi buraya getirmek var ya, bir kardeşimizi buraya getirebilmek, bütün insanları kurtarmak gibi bir üstadımız. Şimdi 15. mektupta anlatırken o ayet-i kerimede men katele nefsen gayri nefsin ile ahir ayet devam ediyor. Bütün insanları öldürmek gibidir diyor. Yine bir insanı hayatlandırmak, bütün insanları hayatlandırmak gibidir. Biz insanları hayatlandıramayız, Allah hayatlandırır ama imanla hayatlandırmak o adam kurtuluyor. İnşallah bu hizmetimiz buna bakar. Böyle kardeşleri davet edeceğiz. Buraya gelirken yanımızda birisini de getireceğiz. Bu manzarayı, bu güzel manzarayı o kardeşimiz de görsün. Bir defa görsün hayatında yeter. Nasıl yeter? Buraya gelmesi için buraya gelmesi için kafir daha ayrılamaz. Nasip meselesi bu. Adama diyorlar ya senin yanında bir yer var. Oraya birçok insanlar girip çıkıyor.
Vallahi diyor bir inandı. Herkes giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Sen gittin mi? Dinledim mi? Dinledim mi? Ya bir de sen de girme. Bir gir bakalım çıkalım kendine. Çıkamazsın. Ama girme. Nasip meselesi. Nasip. Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip değilse ne gelir elden? Sonra kamere baktım. Var kamera kaddernahu menazile hatta adeker urcunil kadim ayetinin gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Evet, kamerin takdiri ve tedbiri. Takdir etti Cenab-ı Hak. Var kamera kaddernahu. Takdir ettim onu diyor. Bu gece böyle görünecek. İnceliyoruz ki bir ayı birinci gün. İkinci gün biraz kalınlaşıyor. Biraz daha kalınlaşıyor. Biraz daha kalınlaşıyor. Ayın kalınlaştığı inceliği yok esasında. Bize öyle geliyor. Şuraya kadar karanlık yapıyor dünya ona. Güneşten ışığını azalıyor. Biraz kaçıyor dünya. Ay biraz daha ışığını alıyor. Bize öyle görünüyor. Biraz daha kaçıyor, biraz daha kaçıyor. Derken sonra tamamen küre yağsın. Gölgesinden kurtuluyor. Yuvarlak bir ay olarak görünüyor. Biz de sanıyoruz ki inceliyor, inceliyor. Gene büyüyor. İnceliyor, inceliyor. Sonra kalınlaşıyor. Öyle de ay hep aynı da bize görüntüsü öyle. Evet, ayet, parlak bir nur icazı ifade ettiğini gördüm. Evet, kamerin takdiri ve tekbiri ve tekbir ve tenbiri. Kelimelere bakın. Evet, kamerin takdiri ve tedbiri ve tedbir ve tenbiri. Tenbir de aydınlatması. Ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri. Güneşe ve zemine karşı. Zemin küreyi az. Güneşle zemin arasındaki hesabı yapıyorlar. Onun için diyorlar falan gün Ramazan'ın bir. Neyle? Buradaki hesapla. Hesap. Cenab-ı Hak her şeyi yerinde şey yapmış. Hiç yapmaz mı? Adam buradan İngiltere'ye gidiyor. Böbrek ameliyatı olacak. İngiliz sormuyor. Bu adamın acaba böbreği nerededir? Bu Türk'tür. Ben İngiliz'in İngilizce okudum. Bu adam Türk'tür. Bunun böbreği nerededir? Sormuyor. Yatırın. Kesin. Hep orada bulunuyorlar. Ne? Cenab-ı Hak öyle bir kanun, öyle bir hesapla onu oraya yerleştirmiş ki kimse onun aksini şey yapamıyor. İşte ay da öyle. Bir zamanlar yok, ay efendim iki gün önce oluyor, iki gün sonra oluyor falan cemaat arasında bir şeyler vardı. Sonradan o bitti şimdi, yok artık. Herkes ittifak halinde. Çıkıyor bir şey, ay gördüm. Yok, görmedim, yok bugün oruçlu, bozun, bugün bayramdı. Bir sürü ihtilaflar çıktı. Halbuki hesap burada bak diyor, zeminle güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri. O kadar hayret feza ve o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey olur gelmez. Onu öyle yapan her şeyi yapabilir. Fikrini temaşa eden her bir ziruha ders verir. Kardeşler. Şimdi peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Ayı görün, oruç tutun. Ayı görün, bayram yapın. Vahne ne yapıyorsun? Tamam da ama şimdi ilim gözüyle görüyor. İlim görüyor. Bir sene önceden yazıyor. Falan gün, falan saatte Türkiye'de ay tutulacak. İki saat. Bunu neyle yapıyor? Allah'ın kainattaki koymuş olduğu o nizama göre söylüyor. O çünkü şaşmıyor. O nizam şaşmadığı için o hesaba göre diyor ki falan gün ay iki saat tutulacak. Ne tutuluyor? E falan gün iki saat tutulacağını gören ilim ne zaman bayram, ne zaman Şaban olduğunu da görür yani. Onun için ama Müslümanların arasına ihtilaf atmak için ya hiçbir şey yapamıyorsak bari Yahudinin dediği gibi Müslümana bir şey yapamıyorsan gölgesine bas. Hiç olmazsa gölgesine bas. Yani acaba içlerinde bir şey çıkarabilir miyiz? Yok bayramdı, camazandı, yok değildi, değildi. Ama şimdi o da bitti yani. Demek ki zemin ile güneş arasında ayın neyi varmış? Bakın. Evet. Güneş, zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vasiyetleri o kadar hayret feza, o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire, bir Allah'a hiçbir şey ağır gelmez. Onu öyle yapan her şeyi yapabilir. Fikrini
temaşa eden her bir zişura ders verir. Hem öyle bir tarzda güneşi takip ediyor ki, bak, ay güneşi takip ediyor ki, bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor. Güneşi takip ediyor. Neden güneşi takip ediyor? Çünkü ayın ışığı nereden geliyor? Güneşten geliyor. Tutulduğu zaman neden karanlık oluyor? Dünya perde oluyor, önüne geçiyor. Güneşten ışığını alamadığı için dünyanın gölgesi aya vuruyor. Biz diyoruz ki ay tutuldu. Tutulan bir şey yok, o bizim dememiz, bizim tabirimiz o. O ışık alamıyor, o merkezi, o semt güneşten ışık alamayınca gölge oluyor, orası tutulmuş oluyor. Hem iman dersi yapıyoruz hem astronomi dersi yapıyoruz ha. Zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana Sübhane men tehayyere fî sun'il ukul dedirtiyor. Dikkatle bakana. Sübhane men tehayyere. Allah'ım seni tesbih ederim. Hayrette kaldım. Hayret demek kardeşler, ne yapacağını şaşırmak demek. Hayret ettim vallahi. Sübhane men tehayyere fî sun'il ukul. Ya Rabbi seni tesbih ediyorum. Bütün akıllar senin sanatının karşısında hayrettedirler. Hayret. Hayret değil mi? Ha? Şu burnun koku alması hayret değil mi? Oh. Bak ne kadar yakın. Götür çiçeği. Kokmuyor ya bu çiçek. Bak bu kadar yakın. Bu da et. Bu da et. Bu koku alıyor. Bu da ses alıyor. Alo ses gelmiyor. Ya bu da delik değil mi? Ya bu delik başka ne? Allah çok delikler yaratmış. Hepsinin vazifesi başka. Senin kafana göre bulacak. Hep en büyük mucize biz ha. İnsan hayır bunlar falan. Bakma biz bunlara alıştık da. Ha benim burnum. Burnu hiç düşündün mü? Ya ne düşüneceğim burnu? Burun işte. Ama geçenlerde Hollanda'da birisi derse yeni gelmiş, burundan bahsettik de böyle, adam böyle bir coşmuş, adamın jetonu düşmüş, ben adamı görmedim, eve gitmiş, hanım burnuna bak, hanım burnunu düşün, hanım ne harikaymış bu burun, hanım düşünebiliyor musun? Bakın ne oldu bu adama? Bu şey makamı, yani hayret makamı. Kıbrıs'ta birisi 3 aydır demiş burnumu düşünüyor. Evet adam Amerika'yı biliyor ama burnundan haberi yok. Burnundan haberi yok. Amerika'yı sana her tarafını sana söylesin. Burnunu bilmiyor galiba. İşte Bediüzzaman Hazretleri öyle bir ders veriyor ki en dağınık meseleler diyor sırrı temsil cihetül vahdetiyle toplattırıldı. En uzak meselelere sırrı temsil dürbünüyle baktırıldı. En yüksek, yüksek hakikatlara sırrı temsil merdiveniyle çıkartıldı. En gizli hakikatlara, gaybi hakikatlara sırrı temsil penceresiyle baktırıldı. Böyle zerre kadar insafı, vicdanı olan bir insan bunu dinledi mi, hayretinden sırtlıyor, hopluyor. Almanya'da birisi vardı, vallahi adam Hans diye birisi fizik öğretmeniymiş. Adam hop kalkıyor, hop duruyor, çiziliyor. Allah'ın efendim ispat ediyorsunuz diyor. Çok acayip bir şey. Siz bunu bütün dünyaya anlatabilirsiniz. Bütün dünya dinler bunu diyor. Dinliyor zaten. Nereye gidersen dinliyor. Ben hiç kimse itiraz etmiyor. Kahveye gidiyoruz, kahvedekiler dinliyor. Kumarhaneye gidiyoruz, kumarhanedekiler dinliyor. Kahvehaneye gidiyoruz, efendim lokale gidiyoruz, camiye gidiyoruz. Üniversiteye gidiyoruz. Trende, vapurda, uçakta herkes dinliyor. Ne zaman açsak bu konuyu herkes var. Neden? Çünkü çok orijinal yani. Kimsenin duymadığı bir şey. Duymadığı bir şey. O diğerler millet duya 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 artık tamam ya biliyorsun. Yanacaksın, yanacaksın. Tamam diyor, yanacaksın. Bir vakit namazı terk eden 70 bin sene cehennemden çıkamayacak. Allah öyle bir adam. Bir hesap yapıyor. Cebinde makina. Zaten benim çıkacağım yok diyor. Bugün başlasam diyor. Ne çıkamam. Gene kaçır. En iyisi ben duymayayım. Ama buraya gelen adam
Allah Allah diyor, ben ne işim meğersem ya diyor. Ya harika bir şey işin ya. Yan vergisen değer ya diyor. Tabii ya. Bir gözünü verir misin 500 milyara? Vermem. Bir trilyona vermem. Bir katrilyona vermem. Ya sen katrilyar dersin be kardeşim. Doğuştan katrilyar dersin. Yanmayak olsam diyor. Adamın biri babuşlarını çaldırmış camide. Çıkmış babuşların yeniydi ne oldu falan. Bakıyor birisi o iki tane odundan ayaksız. Allah'ım sana çok şükür. Benim ayaklarım var hiç olmazsan. Koşturuyor istemiyor babuşlar. İstemiyor babuşlarım diyor koşturuyor adam. Ne demek kardeşler ya? Şey var. Şey. Yok değil mi? Şu abi çağırıyor. Sen çağırıyor. Halkından. Ömer. Güle güle. İyiyim. Selamet. Böyle ya biz nimetlerin içinde yüzüyoruz. Ama şükürsüzlük bizi ne yapıyor? Fakir yapıyor, fakir. Şükürsüzlük bizi fakir yapıyor. Yani bulunduğumuz nimetlerin ne kadar büyük olduğunu takdir edememekten kendimize fakir kabul ediyoruz. Falan zengin, ben kaldım fakir. Ya sen de zenginsin kardeşim, çok zenginsin. Nefes alabiliyor musun? Alıyorum. Oh. Komşu, pazardan bir şey alamamışsın. Allah komşu, muz alacaktım, çok pahalıydı. Hanım dedi, bir kilo muz al, baktım elimi uzatamadım. Domates alacaktım, o da ikincisi olmuş. Hadi bir kilo salatalık alayım dedim, 2 milyon veremedim zaten. Bankumdan mekliyiz. Bir şey almadan geldim diyor. Ama Allah'a çok şükür, giderken de havamı aldım. Gelirken de, komşucum diyor, muzsuz yaşarım ama havasız yaşayamam. Oh, çok şükür. En büyük nimet bedava. O da burnumuzun önünde. Hemen hiç avucundan havayı almıyorsun lan. Eğer burnumuza suyu götürmek gibi, havayı da götürmek olsa bütün gün piston gibi. Ya bu akşama kadar ancak hava alabilirsin. Ya, görüyorsun değil mi? Bunlar hep nimet kardeşler. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu nimetlerin içinde yüzüyoruz. Allah bunları bize takdir etmek nasip etsin. Kadirini anlamak nasip etsin. Amin. Yoksa anlamazsak sen derler ya anlayana sivrisin eksaz, anlamayan davul zurna az. İşte bu. Şu sahneye bak bu sefer. Nerede var böyle bir sahne? Böyle nurani bir sahne nerede var? Her yerde kalabalık var ama şuraya bak bu sefer. Hep nur. İnşallah. Stadyumda da var kalabalık. Herkes böyle. Bir tekme atıyor oradan top atıyor. Herkes bu tarafa. Burada bir tekme patlıyor. Herkes bu tarafa. 70 bin tane kafa bir tekmeyle. Boş kafa boş top. Top bir yere giriyor herkes. Ne oldu kardeşim? Girdi. Girsin ya. Öyle değil mi lan amcım? Hadi ya. Bu dersler bedava verilmedi bize. Ama bize tabii elimize bedava geçti ama esas bizim ecdadımız bunları bu duruma getirmek için lekçileler çekmişler. 17 defa üstadımızı zehirlemişler. 17 defa. İzmir'de bizim Çingene kardeşlerimiz var böyle. Eski böyle torbacılar falan. Çalıkçılar hepsi böyle nur talebesi oldu. Şimdi onların dershaneleri var. Biz de gidiyoruz. Bugün biri diyor ki ben bakıyorum böyle. Şerafettin diyor, üstadımızı diyor, 17 defa deyip zehirlemişler, Allah'ım Rabbim öldürmemiş diyor. Öteki de diyor ki, Kur'an ölür mü be? Kur'an ölür mü diyor. Kur'an olmuş adam. Kur'an olmuş adam diyor, bakın. Ya emin ol, tam anlamış üstadı ya. Kur'an olmuş. Hakikaten üstad, Kur'an'da fani olmuş. Hiçbir şey yok üstad. Bir Kur'an'ın baktığı bir şey. Otelde vefat edin. Bir odası yok. Yer üstte bir ağacı yok. Bir tavuğu yok. Bir tavuğu yok. Bir Kur'an'ı var. Evet. Kardeşler. Güneşi takip ediyormuş bak. Vel kamera kaderinahu menazile hatta adekel urcumil kadim. Ayetinin gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Evet. Kamerin takdiri ve tedbiri ve tedbir ve tedbiri. Takdir, tedbir, tedbir ve tedbir. Kelimelerdeki diziliş ve bir ahit var. Sen bunu niye çevireceksin ha? Bu kelimeleri nasıl döndüreceksin? Ha? Nasıl döndüreceksin bunları? Bunları sen öğren de bir adam ol.
Evet, kaderin takdiri, tedbiri ve tedbir ve tenviri ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik, ince bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret feza, o derece harikadır ki onu böyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez. Hiçbir şey ağır gelmez. Yeter ki o istesin. O istesin. Yani biz layık olalım, Rabbimiz bize en geniş yerleri de verir. Hani bazen güzel bir geniş yerimiz olsa. Biz layık olalım, Rabbimiz de stadyumları bile boşalttırır. Buyurun burada yapın. Mülk onun, her şey onun. Biz de onun olduğumuza tam kanaat getirir. Ona teslim olursak her şey bizim mülkümüz gibi olur. Allah'a kul olan bir insana diyor, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibidir. O kadar. Almanya'ya gittim, bakıyorum ay tepemde. Kardeşlere sordum, bizim Türkiye'de ki ay mı bu ya? Rabbim de bir tane ay var. Ne bileyim ya, ben İzmir'de baktım. Gel burada buradasın. Düsseldorf gene burada böyle. O kadar uçakla yol gittik, gene burada. Nasıl oluyor bu? Hakikaten ya, nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? İşte mucize. Mucize. Mucize bu işte. Onu öyle yapan hiçbir şey, onu öyle yapan her şeyi yapabilir fikrini temaşa eden her bir zurzi ruha ders verir. Hem öyle bir tarzda güneşi takip ediyor ki ay bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor. Zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana Sübhanen tehayyere fî sunhil ukul dedirtiyor. Hususan Mayıs'ın ahirinde olduğu gibi bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit hurma dalının, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini. Anlayalım ya Rabbimiz. Kel urcu bir kadir. Urcu ağaç. Ağacın dalı. Eskimiş, dal gibidir diye bakılmış. Suretini ve Süreyya bir salkım. Süreyya bir salkım suretini gösterdiğinden o yeşil sema perdesi arkasında hayale nurani büyük bir ağacın vücudunu tahayyül ettirir. Yani sanki semada büyük bir ağaç var, o ağaç sallanıyor, onun meyveleri de yıldızlar. Güya o ağaçtan bir dalının bir sivri ucu o perdeyi delmiş, sema perdesini delmiş, bir salkımla beraber başını çıkarmış. Süreyya o hilal olmuş ve sahil yıldızlar da o gaybi ağacın meyveleri olduğunu hayale telkin eder. İşte kelburcu'l kadim teşbihinin letafetini, belagatını gör. Sonra huvellezî cealeleküm'ül arda zelûlen femşû fî menâkibihâ. Huvellezî cealeleküm'ül arda zelûlen. Arzı diyor size, zelil kıldım. Zelil demek, pısırık, hakkını savunmayan, kendisine vursalar, vurana elsiz gerek, dövene, sövene, dilsiz gerek dediği gibi, küreyi arzı da Cenab-ı Allah öyle zelil yarattım diyor, zelil. Ne yapıyoruz biz onun üstünde? Hopluyoruz, zıplıyoruz, top oynuyoruz, nara atıyoruz, yerleri kazıyoruz, petrol çıkarıyoruz. Borular yapıp efendim alttan gidiyoruz, üstten geliyoruz, metrolar yapıyoruz, hiçbir şey demiyor. Niye kasıp duruyorsunuz beni demiyor. Yalnız Rabbim, tabi bazen onu böyle şöyle bir sallıyor, bakıyorsun yüz binlerce insan içine gömülüp gidiyor. O da Rabbimizin emriyle oluyor tabi. Bunlar diyor benim üzerinde çok günah işliyorlar ya Rabbi diyor. Omuz sikmeye benzeyen diyor. Omuz sikiyormuş dünya. Üstünde işlenen günahların sıkletinden omuz sıkmaya benzeyen diyor. Bir sallanma şöyle bakıyorsun. 20-30 bin kişi. Siz sağ olun. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ زَلُولًا فَمْشُوا Yürüyün diyor. Yürüyorsunuz onun üstünde. فِي مَنَاكِبِهَا Onun omuzları üzerinde yürüttürüyorum sizi diyor. Ayeti hatırıma geldi ki zemin
musahhar bir sefine, bir merkup binek olduğunu işaret ediyor. O işaretten kendimi fezai kainatta süratle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm diyor usta. At ve gemi gibi bir bineğe, merkup Arapça binek demek, biz eşeğe deriz. At ve gemi gibi bir merkube binildiği zaman kıraat-ı sünnet olan Sübhanellezi sakkalelena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ayetini okudum. Hem gördüm ki küre-i arz şu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Küre-i arz sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Ve döndürdükçe yaz, kış, sonbahar değil mi? Mevsimler değil mi? Böyle nasıl bir sinema? Şimdi döndürdükçe karşıda başka sahneler görürüz değil mi? Bir bakıyorsun kar yağıyor, bir bakıyorsun yağmur, bir bakıyorsun millet yanıyor sıcakta, nefes soyulmuş, bir bakıyorsun donuyor, titriyor. Bir bakıyorsun karpuzlar gelmiş, bir bakıyorsun kiraz gelmiş, bir bakıyorsun elmalar, armutlar, kavunlar, karpuzlar, kestaneler, kemikler. Ve böyle döndürüyor. Gördüm ki küre-i arz şu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Bütün semavatı harekete getirdi. Kendisi dönüyor ya, onun dönmesiyle biz her tarafı dönüyoruz. Ya kainatı önümüzde döndürecek, oraları görelim. Ya da dünyayı döndürecek ki oraları görebilelim. Kainatı döndürmek uzun bir iş olduğu için Rabbimiz her şeyi kısa yoldan hallediyor. Kısa. Çok kısa. Değil mi? Hep basit şeylerden harika şeyler yapıyor. Harika. Hem gördüm ki küre-i arz şu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Bütün semavatı harekete getirdi. Bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki ehli fikri mest ve hayran eder. Ehli fikri mest ve hayran eder. Demek ki biz mest olamıyorsak demek ki kafamız çalışmıyor. Çok az çalışıyor. Hayret etmemiz lazım değil mi? Hayret. Her şeyde hayret. Bak bu çocuk uyudu. Hayret. Hayret. Uyumak ne demek? Uyudu bak, uyudu. Tabii biz her gece uyuyoruz ya. Uykuya alıştık ya. Uyudu. Halbuki uyku diyor ölümün küçük kardeşidir diyor. Ya uyuyanla ölenin arasında pek hiçbir fark yok. Birisi nefes alıyor, öbürü ağlıyor. O kadar basitmiş. Ama her gece uyuya artık uykuyu hiç merak etmiyoruz. Halbuki nedir uyku, ne demek? Bu gece uykum gelmedi. Niye gelmedi? Geç kaldı, gelemedi. Çabuk geldi. Bazen istiyorsun gelmiyor, bazen istemiyorsun geliyor. Demin ders yapıyordum, böyle gidiyor kitap. Yatağa yatıyorum, gelmiyor. Vallahi demin ki adam mecliste uyuyor ya, bakan. Uyuyor adam, gazeteci yapacak. Yani aczini gösteriyor. Neyse sen diye bakan da olsan, yapacak da olsan. Ben seni uyuturum gari, sen acizsin. Aciz ya. Ve Sübhanallah dedim. Ne kadar az bir masrafla, ne kadar çok ve büyük ve garip ve acip, âli ve gâli işler görülüyor. Yani bir dünyayı döndürmekle bütün kainatı bize gösteriyor. Ya onları önümüzden geçirecek, ya bizi döndürecek. Ya bizi döndürmesi ne kadar basitane olur. Bu noktadan iki nükte-i imani hatıra geldi. Birisi birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur. Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehli cennet lütfu ilahiyle Berk ve Burak gibi uçarak haşirden geçerler. Cennete giderler. Fakat ehli cehennem sakil cisimleri, yüksek ağır cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile? Sana sormuş. Bu şüpheli sual gibi bak. Şüpheli. Şimdi demek tabii soru olabilir de yalnız tabii ehli iman, Allah'a iman eden bir insan böyle fazla sorular şey yapmaz. Ama demek şüpheli diyor.
Şüpheli tabii. Olabilir. Belki şüpheli de, şüphe diyor, taharriye bir insanı davet eder. Taharriye, araştırmaya davet eder. Sormuş. Birisi de bizim 40. hocaya sormuş, gelmiş birisi tabii. Bunun ikisi de dalga geçmek için derler. Hocam demiş, ahirette bir kişiye 100.000 huri verilecekmiş, vakalar öyle diyor. Ne yapacak adam demiş, o kadar huriyi orada. Burada bir tanenin hakkından gelemiyoruz demiş. Adamın başına dert bu kadar huri falan. Hocam demiş, ne yapacaksın sen ya demiş, giden düşünsün. Sen nasılsa gitmeyeceksin. Dalga geçiyor ya, sen nasılsa gitmeyeceksin dedi, giden düşünsün. Cevabı, en güzel cevap bu. Halbuki ne istesek hocam be. İnanıyoruz da biraz kafam yatmadı. İbrahim Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a soruyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin ayette? Ya İbrahim sen inanmıyor musun benim dirilteceğime? Ya Rabbi diyor amenna ve sattakla inanıyorum. Ama kalbim mutmain olsun. Hani belki de nasıl burada bazı bir soru soruyor arkadaşını getirmiştir ya. O dinlesin diye o meseleyi soru soruyor. İbrahim Aleyhisselam da Allahu Alem Cenab-ı Hakk'a soruyu sorduruyor. Ondan sonra ya İbrahim işte al şu kuş, birkaç tane kuş efendim, onları besle, kendine alıştır. Sonra onları kes, kanını, etini, kemiğini, derisini, hamur yap. Sonra birer avuç al, her birini bir dağa at. Sonra de ki, ey kuşlarım gelin bana de. Bak nasıl gelecekler sana. Bak cevabı var. Şimdi mesela bir tane kayısı çekirdeği kardeşler. Ne yapıyoruz bunu? Toprağa attık. Bu kayısı çekirdeği çıkıyor, bir ağaç oluyor mu? Büyüyor, büyüyor. 3-5 sene sonra, 10 sene sonra bakıyorsun tepesinde belki 10.000 tane kayısı. Geliyor mu? Geliyor değil mi? Hem de çekirdeğinle beraber. Ama bir taneydi, toprağa girdi, ikinci gelişi ne kadar çok oldu değil mi? Bir çekirdek böyle olursa toprağa girdikten sonra yaratılanların en kalitelisi olan insanı niye olmasın? Niye olmasın? Cevabı var işte. Ama inanmak için sorana veyahut da tereddütünü, vesvesesini gidermek için sorana bu cevap verilir. Ama adam ben yapıyorum. Ne soracaksın bu cevabı? Allah kendinden bir taş yaratabilir mi? Bana da sordu adam böyle. Dedim kardeşler herkes böyle soru soramaz. Kalabalık üniversitenin bahçesinde. Dedim herkes böyle soru soramaz. Bir kişinin kültürü sorusundan belli olur. Arkadaşımız çok enteresan bir soru sordu. Ben kendisine cevap vermeden önce soruyorum böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Ne diyorsunuz? Herkes de ya böyle bir taş olsa bize yer kalmaz. Her taraf dağ taş olur. Biz taş altında kalırız. Ne yerleşim alanı kalır ne ekim alanı. Kardeş böyle bir taşa ihtiyaç yokmuş. Kardeşler öyle dediler. Taş altında kalmayalım. Böyle bir taşın yaratılması abestir. Cenab-ı Allah abestler münezzehtir. Taş olayından vazgeç isterseniz. Teşekkür ederim. Tabii. Medenilere galebe çalmak ikna iledir diyor. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddetle değil. Sen ona daha zikane bir cevap verirsin. Kapı açık kalır ona. Adam gider evde tuh beder. Ne rezil adammışım. Utanmadan böyle soru mu sordu? Zaten kasten sormuştum. İyi ki adam bizi şey yapmadı, bozmadı. Gene gideyim görüşeyim der. Ama ona olan zındık. Böyle soru mu sordu? Derneğin senin. Defol! Kafir! Adam bir gider, bir daha yanaşmaz. Onun için biz öyle yani. Sen cevap vereceğiz. İşte hatıra gelen şudur. Nasıl ki mesela Amerika'da bütün milletler umumi bir kongreye davet edilse, bak ediliyor değil mi? Birleşmiş Milletler. Her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de Bahri Muhit-i Kainat'ta bir senede 25.000 senelik uzun uzun bir seyahate alışan küre-i arz. Devamlı geziyor. Ahalisini alır gider mahşer meydanına boşaltır. Hem her 33 metrede bir dereceyi hararet tezahüt ettiği delaletiyle merkezi arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyanından cehennem ateşinin
hadisçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık 200 bin derece-i harareti taşıyan ve hadise rivayatına göre dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker. Sonra emri ilahi ile daha güzel ve baki bir surete tebeddül eder. Ahiret aleminden bir menzil olur. Bu dünya gene ahirette bir menzil olacak. Tebeddül eder. Ayette de öyle diyor. Yevme tübeddelül ardı gayrel ard. Yani bu arz diyor, başka bir arz oluşacak. Ehli cennet orada gidip yine bunu seyredeceğiz. İşte burası Ali Beyköy'dü, burası İstanbul'du, burası Türkiye'ydi, burası Hindistan'dı. Ezeceğiz bunu, antika gibi. Nasıl insan askere gider, 3 sene sonra girer, ya ben işte burada askerlik yapmıştım. İşte burada komutan bir tokat atmıştı. İşte burada nöbet beklemiştim, şurada şöyle olmuştu. Hatıraları yad eder. Ehli iman da orada bu dünyayı tekrar Cenab-ı Hak bize ahiretten bir menzil yapıp gösterecek. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Hoş geldin hocam. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر Kitabına alba fi huden lil muttaqin.
Estağfurullah. Estağfurullah el-azim el-kerim el-rahim el-lezi la ilahe illa hu el-hayy el-kayyum ve netûb ileyh. Elfü elfü salatin ve elfü elfü salatin aleyke ya Resulallah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Habiballah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamun aleyke ya emine vahillah. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وافعنا يا رحيم وافعنا يا كريم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب العالمين okunmuş olan hatmi şerifleri dergah izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Hasıl olan ecru sevabı evvelen bizrar fahri kainatiki cihan serverimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ve mudahhar ruhu şeriflerini hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini yaşama noktasında bizlere muvaffakiyet nasip eyle. Amin. Cümlemizi onun şefaat-i kübrasına nail eyle. Amin. Saniyen diğer peygamberan-ı nizam ve Resul-i İkram aleyhisselamın da ruhlarını ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Peygamberimizin âlinin, ashabının, ezvacının ve cemî huzuriyatının da ya Rabbi ruhlarına hediye eyledi duası eyle. Ya Rabbel Alemin, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin lahirete irtihal eden bütün türlavun nurun ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledi duası eyle. Ya Rabbi bizleri hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de ihlas, sadakat ve sebatla daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, bu iman hakikatlarının bütün iman, insaniyet ve Müslümanlık âlemine intişarını sen muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve ya Erhamer Rahimin, Ebu Derda Hazretlerinin ve civarımızda medfun olan Halid bin Zeyd, Eba Übel Ensari Hazretlerinin de ya Rabbi ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi bizleri dünyada ona komşu eyledin. Cennette de komşu olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Evliyaullah'ın, Asfiyaullah'ın, şühedanın, mümin ve müminatın, Müslüm ve Müslümanın da ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbil Alemin, amin diyen bütün cemaatimizin, yakından uzaktan bütün akrabayı talukatlarının da ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere razı olacağın şekilde ömür sürmeyi nasip eyle. Bizleri ölünceye, neslimizi kıyamete kadar Kur'an'a ve imana hizmetten ayırma ya Rabbi. Bizlerin nesillerinden sana isyankar nesilleri yetiştirme ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünde mücahede eden bütün din kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Müslümanlara birlik ve beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cemaatimiz içerisinde maddi ve manevi hastalıkları hastalar olan ve hastalıkları olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Derd olanlara dermanlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz duaları Kâbe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mudahhara'da yapılan ve kabul edilen duaları ilhak eyle ya Rabbi. İsmi Azam'ın yüzü hürmetine, Resul-i Ekrem'in yüzü hürmetine, Enbiyalar, Evliyalar yüzü hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab kusurumuzu affeyle. Bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini kapsetmek zamanına kadar bizleri emanete emin kıl. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha'da ma's-salavat.